Sevgili seyirciler, Beyaz Futbol devam ediyor. Programımızda Rasim TT, Ahmet Çakar TT, Beyaz Futbol TT gündemdeyiz şu anda. Türkiye'nin en çok konuşulan Beyaz programı. Objektif, tarafsız, ilkeli yayıncılık her zaman. Ana prensibimiz biliyorsunuz yıllardır söylüyoruz, 13 senedir söylüyoruz. Ve adı geçen herkes yayınımıza bağlanabilir. Bağlanmayacaklarını biliyoruz. Bağlanmayacaklar. Bağlan da oldu ama. Bağlanabilirler. Hocam kağıdı sen mi yırttın? Ertem illa birinin bağlanmasını istiyorsan bağlanacak adam belli. Hocam Sayın Mehmet Büyükekşi'ye... 143 zafer. Sayın Mehmet Büyükekşi'ye bir çağrıda bulunur musunuz hocam? Hocam Allah sonra istifa etsin. Yayınımıza bağlansın. Ya bağlanır mı? Bağlanabilir mi? Sen mahkemelik mi bağlanabilir mi? Fakat şu var. Sadece Mehmet Büyükekşi günah keçisi olarak koymuyorum ha. Ali Koç ve Dursun Özbey'i de koyuyorum diye. Hani siz Cumhuriyet için, Cumhuriyet'in en önemli kaleleriydiniz. Hepimiz öyleyiz. Ya öyle de palavralar laflar. 100. yüzyıl Mustafa Kemal'in kurduğu, Ulu Önder'in kurduğu Cumhuriyet. Genel kurullarınız Suudi Arabistan'da oynamayın diye size talimat veriyor. En büyük talimat bir kulüp başkanı. Genel kurulundan alıyor. Her ikisi de. Hem Galatasaray ve presiz. 2 milyon lira için, 2 milyon euro için Suudi Arabistan'a gidiyorsun. Şimdi bakın size sıkıntıyı söylüyorum. Ali Koç cezalı. Özbek de galiba cezalı. Evet. Siz Suudi Arabistan'da protokol tribünde oturamayacaksınız. Çünkü Suudi Arabistan'da düzenlenen organizasyon Türkiye Futbol Federasyonu organizasyonu. Suudi Arabistan'ın kurduğu bir organizasyon değil. Peki şöyle bir şey soracağım. Süper Kupa için, Süper Kupa'yı kim dizayn etti? Türkiye Futbol Federasyonu. Ama İnönü Stadı'nda, ama Samsun'da, ama Ankara'da. Şimdi de Riyad'da, yani Suudi Arabistan. Hocam büyük ekşafı var. Bir dakika. Ali Koç orada şeref türlü oturamayacak, ne yapacaksınız? Ben hocam... Seve bir af çıkartacaksınız. Prensibiniz yok. Sadece Büyükekşi için konuşmuyorum. Ali Koç, Dursun Özbek, beyefendidir. Genel kurulunuz diyor ki gitmeyin. Kulaklarımla duydum. Ülkemizin, Cumhuriyetimizin 100. yılında bunu gelin Samsun'da ya da diğer bir deyimle misak-ı milli sınırların içinde oynayalım diyorlar. Binlerce genel kurulu üyesi. Oy evet, birliğiyle. Herkes elini kaldırıyor. Bir aykırı el yok. Bir tane aykırı el yok hocam. Ya, bir tane. Şimdi ne oluyor? Demek ki siz 2 milyon euro için veya bilemediğimiz başka bir iş için buradan Suudi Arabistan'a uçacaksınız. Bak Mustafa Kemal mezardan çıksa. Atam. Hatırlarsınız vefatınızdan önce ufak ufak top oynanıyordu. Dolmabahçe Sarayı'nın karşısında da bir tane Mithat Paşa stadı vardı. Atam. Evet abi. İki kulüpte sizsiz. Bir dur oğlum dur bari burada müdahale etme be. Atam Mithat Paşa'sında bir futbol olayı var. Galatasaray, Fenerbahçe tanıyorum oğlum. Hatırlıyorum. Benim zamanımda da vefatımdan önce de onlar önemli takımlardı. Atam 2023. Sizin kurduğunuz Cumhuriyet'in tam 100. yılı. Hayatta 10. yıl, 50. yıl, 100. yıllar çok önemli. Evlilikte de böyledir. 10. yıl, 25. yıl, 50. yıl. Daha üstü yok. Bazen 75 olabiliyor. 150, 120 şeyden yaşarsa. Atam. 100. yıldaki Süper Kupa. Ne demek oğlum Süper Kupa diyecek bana? Atam, lig şampiyonu ile kupa şampiyonu karşılaştığı çok onore bir kupa. Ne var oğlum diyecek bana atam. Tüm Türkiye'nin beklentisi, kulüplerin de öyle. Samsun, zat-ı halinizin Kurtuluş Savaşı'na çıktığınız, gemiyle çıktığınız ilk toprak. Veya İstanbul. Veya Ankara. Ankara. Misak-ı Milli, siz kurdunuz, siz çizdiniz bu sınırları. Peki oğlum nerede oynanıyor maç? Diyor ya atam bana. Yurt dışında. Yurt dışında, peki oğlum nerede? Mesela ne bileyim. Hani, Almanya olabilir mi acaba? O zaman bilmiyorum. Ya, atamız olmadı, Almanya'daki doğru. Türk bağlantılarını o zamanlar bilmiyor. O zaman yok Türk içi. Atam, Suudi Arabistan'da dediğim vakit Ulu Önder böyle yapar bana, bakar. Şimdi Ali Koç, Dursun Özbek. Ki onlar ikisi söz vermişler. Herkes lafta. Atatürkçü. Milliyetçi. Herkes lafta Atatürkçü. Herkes lafta laik. Herkes lafta bu ülkeyi seviyor. Neymiş Suudi Arabistan'da oynarsak
futbolun marka değeri yükselmiş. Ulan ne marka değeri Sayın Büyükekşi? Beyin Spor diyor ki ben almıyorum. Ki onlar da Arap, Katarlı. Bak ben almıyorum. Çok adet üstelik Katarlılar da geliyor. Aferin. Üstelik patronunun Katarlı. Yani Suudi Arabistan'ın kutsu olan bir ülkenin sahibi olan Beyin Spor almıyor. Ve sen halkı kandırıyorsun. Büyükekşi'ye söylüyorum. Marka değeri için Suudi Arabistan. Ama iki grup başkanı da okeylemiş. Adamına haksızlıktan mı? Hayır, taahhütlerini göster. Ha o zaman sakın Ali Koç ve Dursun Özbek. Bana bundan sonra vatan, millet, Sakarya, Ulu Önder, Mustafa Kemal, Cumhuriyet kazanımları falan bunlardan bahsetmeyin. Bunlar lafta kolay. Tabii. Çünkü bu ülkeyi yıllar yılı Mustafa Kemal Türk bayrağı milliyetçilik uğruna soydular. Aynen öyle. Zaman zaman da din istismarını da soydular. Bunu söylemek zorundayım. Ben burada kanunları her şeyi söylüyorum. Tamam. Söylerim. Tamam. Hadi geçelim konuyu. Tamam, konuyu geçtik. Şimdi evet. Sevgili seyirciler. Ben şunu anlamıyorum. Atina'da oynansa Yunanistan Atatürk ilkelerine uygun mu? Ya böyle saçma sapan İngiltere uygun mu? Hani İngiliz emperyalizmini kovduk bu ülkeden. Wembley'de oynansa göbek atarlar. Yani bak Ertuğrul Özkök çok Atatürkçü adamdı. Selanik'te oynasak bir şey söyleyeceğim. Selanik'te oynasak daha iyiydi. Müsaade eder misin? Bir durun. Ertem. Selanik'te oynasak daha iyiydi. Hiç değilse Ulu Önder'in doğduğu toprak be. Neyse, i̇yi de. Evet iyi şimdi de, sevgili seyirciler tamam. Şimdi sevgili seyirciler Ahmet Hoca çok doğru konunun altını çizdi. Sayın Süleyman Urman'ın çok özel bir açıklaması var. Sevgili seyirciler Sezgin Gelmez'e yaptığı açıklama. Son derece önemli. Yaptığı o hani paylaşım değil. Sosyal medyadan yaptığı paylaşım değil. Birinci cümle inanılmaz önemli. Sayın Süleyman Urman'ın Beyaz Futbol'a Sezgin Gelmez'e yaptığı açıklama. Galatasaray bizim üzerimizden prim yapmaya çalışıyor. Konuşursam, yayınınıza bağlanırsam 1 milyon TL ceza alırım. Sakinleşeyim. Sakinleşmek istiyorum. İyi değilim. Süleyman Urman. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin benimle bizimle problemi var. Konya maçını hatırlayın. Konya maçında penaltılar verilmedi. O hakem mükafat olarak Gaziantep maçına verildi. Öyle bir takımız ki, öyle bir durumdayız ki, özür dilerim, öyle bir durumdayız ki, kadın takımımıza, yani Fatih Karagümrük'ün kadın takımına, Gaziantep ALG maçında bile skandal kararlar verdiler, bizi ezdirdiler. Ama ilk cümle şundan dolayı, Galatasaray VAR kayıtlarının açıklanmasını istiyor ya, Sayın Süleyman Urma diyor ki, kimse bizim üzerimizden prim yapmaya çalışmasın. Bizim durumumuz bizi ilgilendiriyor. Galatasaray bizim üzerimizden prim yapmaya çalışıyor diyor sevgili Abdülkerim abi. Fenerbahçe'nin pozisyonuna da geleceğiz. Özellikle o ilk yarıdaki son düdükle ilgili ama bu konu hakkında ne diyeceksiniz? Şimdi Süleyman Urma bugün çıkıp konuşan bir kişi değil. Değil. Bir başkan değil. Süleyman Urma sezon başından beri isyan ediyor. Tabii ki Karagümrük'ün başkanı olduğu için sesi 3 büyükler, 4 büyükler kadar çıkmıyor. Ya da yer bulmuyor. Baştan beri sıkıntıları var. Kendisi Konya maçını söylemiş, zaman az olduğu için. En az ben de burada 5 tane Karagümrük maçı söylerim. Karagümrük'ün hakları yendi. Puanları çalındı. Hatta burada ben Ahmet Hoca'yla dedim ki programda her hafta Karagümrük'e müthiş bir hakem hatası oluyor. Karagümrük evet küçük bir semttir ama özgür ağırlığı çok büyüktür yani. Evet. Öyle Karagümrük öyle kestane gibi yenecek bir kulüp falan değildir. Ama bu Futbol Federasyonu çok kinci bir bence tanımıyorum ama bakıyorum konuşmalarına şeyine bakınca bir kere Mehmet Büyükekşi kinci bir adam. Bir şey olmuştur Süleyman Urma ile ilgili arasında onun bir söyleminden dolayı kafayı fena takmış. Belli. Karagümrük bu kadar üst üste çünkü olmaz. Zaten şeyden de belli mesela. Beşiktaş statında protesto edildiği zaman o parmak sallayışındaki yüzündeki şiddeti, hırsı görüyor musun? Halbuki Ahmet Nurçebi'nin ne suçu var adama doğru el sallıyorsun? Ahmet Nurçebi'ye de aynı anda küfür ediliyordu Beşiktaş tribünlerinden. Değil mi? Evet. Hani sanki bütün bunları sen yaptırıyorsun gibi. Bakın söylüyorum sakin böyle şey bir görüntüsünün altında çok çok sinsi ve çok kinci bir adam karakteri görüyorum. Bir karakter tahlili yapıyorum kusura bakmasın ama ben tekrar tekrar her hafta söyledim bir daha söylüyorum. Fenerbahçe liderken söylüyorum.
Fenerbahçe hep liderdi zaten söylediğimde de. Acilen Mehmet Büyükekşi ve bütün yanındakiler, bütün öyle yok öyle. Bazen birisi gidiyor, işte Lale Orta'yı paket ediyorlar ama oradaki... İbanoğlu kalıyor. İbanoğlu kalıyor bir de Mekaba, Tolga bilmem Özkan kalıyor. Ama Lale Orta'yı çok korumaya çalıştı, o da yanlış. Hayır kardeşim. Lale Orta gitmesin diye çok uğraştı. Gitsin de öbürleri bütün bu olaylara... Yani Mehmet Büyükekşi istifa değil. TFF istifa, Mehmet Büyükekşi ile beraber hepsi. Ona katılıyorum. Lav, yepyeni kurum. Hepsi. Yabancı hakem var artık. Türkiye. Abi yabancı hakem getirmiyorlar, getirmeyecekler de bırak biz bağıra bağıra öldük. Hay Allah belanı. Her neyse. Biz öleceğiz, o belki bizden sonraki nesiller görür. Çünkü bu Türk hakemlerinin düzeleceği falan yok. Kesinlikle. Dolayısıyla Süleyman Urma tabii ki bağıracak. Hatta bence bağırmaya en çok hakkı olan o. Neden biliyor musun? Süleyman Urma sadece ve sadece kendi birikimiyle Karagümrük kulübünü Bal Ligi'nden, amatör kümeden alıp Süper Lig'e taşıdı. Kaç yıl sonra? Resmi açıklamayı da verdim Süleyman Urman'a. 83-84 sezonunda. Öyle bir fedakarlıklar yaptı ki Allah yüzüne baktı da ligleri geçti, Süper Lig'e kadar geldi. Yoksa Süleyman Urma var ya, her şeyini kaybedebilirdi. Böyle fedakarlık yapmış bir adam. Bir semti önemli. İstanbul'un bence en önemli semtidir. O semt çok kraldır ya. Süleyman Urman'ın resmi açıklamasını verin. Bütün maddiyatını tehlikeye atarak buraya çıkarmış adam. Tekrar aşağı düşürsünler istiyorlar. Onun için ne dese haklıdır. Sayın Urman'ın resmi açıklamasını da verin arkadaşlar. Bu federasyon başkanı yeni seçmediler mi ya? 1,5 sene oldu. Yeni seçim... 1,5 senedir görevde, evet. Resmi açıklaması da burada. Geçenlerde yeniden yapıldı zannediyor. Bir daha yapalım. Bir buçuk senedir federasyon başkanı. Yeniden yapıldı ya bir tane daha. Tam bir buçuk senedir yani. Önce de geldi ya, şimdi de geldi. Hayır. Yeni tazeledi hocam. Hocam yeni tazeledi Allah ya. Allah. Bir buçuk yıldır o koltukta oturuyor. Bırak arada. Tamam da yenisi var yani. Kulüpler hemfikir oldu. Sinan diyor ki bir yıl yaptıktan sonra niye bu adamı tuttular diyor. O anlamda anladım. Bunu söylüyorum. Yine hemfikir oldu. Niye bir daha devam ettirdiler? Bu ne adam ya? Neden böyle? Yani onun için. Ya arkadaşlar. Bakın sadece Futbol Federasyonu Başkanı konuşuluyor. Sadece MHK hakemler konuşuluyor. Ya merak etmiyorlar mesela o yönetim kurulu üyeleri arkadaşlar mesela. Oradaki insanlar huzur hakkını gibi alıyorlar, oturuyorlar ya, abi. Huzur hakkı falan diyor. Oradaki yöneticilerin çoğu iş adamı bilmem ne. Hayır. Abi bir kısmı da değil. Abi mesela pozisyonlara kendileri bakmıyor mesela. Kendi bölgesinde olan. Mesela Ankara Gücü bölgesinde olan mesela. Ankara bölgesinden gelen yönetici. İşte Samsun'dan gelen yönetici. İşte ne bileyim Trabzon'dan gelen yönetici. Yani oradakiler demiyor mu ya? Ya kardeşim ne oluyor bu Türk futbolunda? İşte bakıyorsun Adana'dan gelen geçen hafta. Şimdi bak bekliyoruz mesela. Bu hafta kime diyet ödenecek? Mesela bekliyoruz. Toto çekiyoruz. Bombala yapıyoruz. Her an bu hafta kime operasyon yapılacak? Abi bakıyorsun hakemlerin hepsinde ya demiyor mu bu yönetim kurulundaki iş adamları, kelle felli adamlar ya arkadaşlar. Ya bu bizim hakemlerimiz ne yapıyor? Tam bir kaos. Biz ya. Neredeyiz? Bravo. Biz bravo bu işin neresindeyiz? Bravo. Hiç merak ediyorum yani bu bizim konuştuklarımızı. Onlar duymuyorlar. Daha açık konuşalım. Bostan korkulu mu bunlar ya? Onlar görmüyor mu? O yönetim kurulunda. Bak nasıl bizim arkadaşlarımız varsa var. Alt liglerde onların da arkadaşları vardır. Hepsi ağlıyor. Onlara da video atıyorlardır. Onlara da gösteriyorlardır hakem hatalarını. Sinanım. Bir takım şeyleri yani. Körler hiç bunlar da hocam. Ya işte Çeşme Spor'u da doğramışlar yine değil mi Çeşme Spor'u? Hocam körler sağırlar alakası. Sinan abi Hübdallas'a göre hepsi pırıl pırıl. Tertemiz hakemler. Öyle deme. Sinan'ın konuşması bir soru ya. Dur Sinan'ın. Arkadaşlar. Bitsin de ben de valla onu diyecektim. Hübdallas'ı bir anlatsın bize. Yönetim kuruluna benim tanıdığım iş adamı arkadaşlarımız var. Ciddi adamlar var orada. Yapmayın. Hepsi hemen çoğunu tanıyorum. Yani bu insanlar merak etmiyorlar mı ya demiyorlar mı ya başkan? Ya bu MHK'de ne oluyor? Bu hakemler niye böyle maç yönetiyor? Yani bunlar hani her hafta dayak yiyorlar bunlar. Her hafta dayak yiyor bu hakemler. Her hafta hakem. Bak Apo futbolu konuşamadık. Simas kimi, Tadiç mi? Şöyle oynadı, böyle oynadı. Zeko böyle. Bu Batçay'ı oyuna giriyor. Program başında dedim ya. Karabaş'ın savunması. Karagümrük taş gibi takım. Aslan gibi oynadı. Bilmem ne falan. Bunları biz abiciğim hiç anlatamıyoruz. Devamlı. Mehmet Büyükekşi, Ahmet İbanoğlu, hakemler. Ama bak, bir dakika müsaade. Evet. Başka siz zannediyorsunuz ki federasyonda hakem hatarı olunca hepsi çok hayır. Federasyondaki yedir adamların buna başkan dahil ol. Hepsinin tek amacı var. Nedir hocam söyle? Hiç olmadıkları amacı söyleyeyim. Ülke futboluna hizmet. Onları asla geç. Yalan o ya. Kimi tuttuğu takımın şampiyon olması için yoğun uğraş.
kimi kendi tuttuğu mütevazı Anadolu takımının haklarını yenmemesi için yoğun uğraş. Kimisi nakken yayın ihalelerinde kendi ticari kapasitesini arttırmak Bravo. İçin yapılmış kolpalar. Hüdalası anlatacağım bize. Kimisi oradan siyasete sıçrayabilir miyim Doğru. düşüncesi. Yalakalık. Ama hiçbirinin içinde vatan, millet demeyelim de ülke futbol sevgisi yok. Çünkü içerideki benim de kuşlarım var. Eğer federasyon başkanı üyesi falan Galatasaraylı olursa, Galatasaray aleyhine hakem hatası olduğu vakit bir karış surat, Fenerbahçe lehine olduğu vakit bir karış surat. Böyle ülke futbolu, hakemler bunu almıyor mu? Hepsi şeytan gibi. Hüdallası anlat. Hüdallası ayda veriyorlar 20 bin euro. Vay! Hüdallası. Yani 20 bin euro mu? Tabii. 20 bin euro mu Hüdallası? Ya 20 değil de 18'dir. Milletin paralı bunlar. Bu nasıl bir teknoloji? Evet, yani 20 bin euroymuş. Hüdallas geliyor. Tam böyle tam böyle Batı emperyalizmi gibi. İşe göster, emperyalizmi gibi. Batı emperyalizmi gibi. Rasim bu parayı, hocam, bu parayı alabilmek hocam? İçin. Hocam ne yapıyor bu? Hakemleri eğitiyor. Böyle yapıyor. Bu mu eğitiyor? Bu eğitiyor. Bu da eğitti ben hakemleri. Ne yapıyor? Aldı. Bu tam bir yani var ya. Hocam bu neyi eğitiyor ya? Ayda 20 bin euro. Hoca doğru söylüyor, 20 bin euro. Sendeki Türk parasıyla sen bakma. Türk parası Türkiye'de... Pardon beyler, ben yanlış söyledim. Gidişlerin uçak bileti Sodexo veriyorlar. Bir de asgari ücreti dolar bazında 250 dolar falan veriyorlar. Hocam Hüdalas İngiliz emperyalizmin adamı. İskoç'tu. Bir zamanlar önemli hakemdi. Avrupa'nın düğü. Fakat şu var. Aldığı 20 milyon liranın devamı için... Bakın bunu bazı doktorlar yapar. Bazı doktorlar yapar. Özellikle geriatri hocaları. Yaşlı insanlarla uğraşan doktorlar. Sürekli o hastadan para kazanabilmek için evet. hastanın kötü gidişini ailesine söylemezler ki bir daha gelsin bir daha. Bir daha gelsin. Şimdi bu da Türk hakemliği çok çok iyi diyor. 75 karar, bir iki tane skandal var, 73 harika. Şimdi oradakiler ne yiyor ya da yemiş görünüyorlar. Türk hakemliği çok iyi. 20 bin euro. Burada Dolce Vita. Hocam. Bunları söyleyince... Doğru söylüyorsun. Hocam Hüdalas demiş ki, bir saniye hocam. Hüdalas demiş ki amacım Türk futbolunun iyi yerlere gelmesini sağlamak. He. Türk hakemlerine sonuna kadar güveniyorum. Ya hadi bak şimdi kendi hakemlerine. Güveniyor musun? Kolayı var. Bak o zaman sen vatan millet Sakarya. Bir dakika. Vatan millet Sakarya. Hani bir dönem çok ünlü bir teknik direktörümüz 1905 lira aylıkla bir takımın antrenörü olmuştu ya. Vatan millet için 1905 lira. Yani 5 kişinin yemeği. Basit bir kebap yemeği. Efendime söyleyeyim, Hüdalas'a da şöyle yapalım. Gidişlerin uçak biletleri ve konaklama. Beni alır mısınız ekrandan? Bizden para alma, volonter yap. Hocam daha önce Rasim'i bir tane var, bir adam var. Sesimizi kapat. Ulenberg, yok, o ne oldu? O gitti. Yaşlanmıştır o. Babanın artık... Ya ben, bak ben bu adamı bilmiyorum mesela. Böyle bir adam oldu. Hakemleri eğitiyormuş, ders veriyor. Ben hiç, bana ne abi hakem eğitenden ben? Bizim Türklerimiz, bizim... Bir Fırat Aydın'ı söylüyor. Niye şey yapmıyor abi? Eğitmiyor. Şimdi bu adam kötü der mi eğitti hakeme? Ya der mi abi? Bir alıyor İskoç mal götürüyor. Edinburgh zaten benim aldığım bilgi bu Richard Moore'un adamı. Ya bir tane bir sinek var ağzı. Başlayacağım. Bir dakika silahımı göster. Kafasını ya uçtu. Ben lütfen artık güzel şeylerle bahsedelim. Bir sıralama gördüm, gurur duydum. En seksi kel erkekler sıralaması. Yalan. Dünyadaki en seksi, evet, ben de gördüm en sıra. Karizmatik ben görmedim. Kel gördüm. Erkekler sıralaması ki onun bir örneği daha olabilirdi ama kırmızı noktalı olduğu için konuşabiliyorum. Oğlum hakemlerden şimdi. En erkek, en erkek erkek işte burada. Hayır gerçekten yapıldı, şaka değil. Vallahi yapılmış. Ben uydurmadım, uydurmadım 35. Bilimsel. Aslında biliyor musun bu hakemlerin ve federasyonda Hüdalas'ın olması çok önemli. Çünkü orası bir Dallas. Bravo hocam. Dallas. Dallas siz hatırlar mısın? Evet. Hocam Ceyar o Ceyar o Dallas Ceyar'a benziyor. Hayır. Ceyar bir kişi. 35 35. Ceyar bir kişi. Hüdalas. Hocam Hüdalas iyi hakem miydi? İyiydi çok. İyiydi öldür hakkını. Amalı götürüyor. İyi hakem diyor. Ceyar'a benziyor resmi bak. Ya gelsin mi o sıralamayı görelim. Sıralama yapılmış. Jason Statham. Jason Statham. Prince William. Vin Diesel. Ve Şimdi bunun Oğut Dallas dediğiniz hakemlerle falan merak edin. Hayır Rasim bunu kabul etmedi. Hayır, bu konunun ne alakası var abicim? Abi koyun gerçek sıralamayı koy. Gerçek sıralamayı. Böyle bir şey varsa benim sıralamayı. En seksi kel erkekler. Tam ekran ver. Bak hocam birinci sırada kim var? Birinci sırada sıralamayı. Bu doğru. Bu doğru. Hayır.
Seksi kan. Seksi kan. Seksi kan. Seksi kan. Seksi kan. Abi başka konu ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Abicim ayıp böyle şeyler. 8 saatten sonra. Pazarlama ajansı Remote'un yaptığı ve Google aramalarına dayanan çalışmada Kelvin'in isimler arama sıklığıyla birlikte. Abi bizim Sinan abi bak ama. Hocam şunu senin okuman lazım. Hocam senin okuman lazım. Seksisin. Çocuğun oldu bu yaşta. Müşahede misiniz? Bu yaşta bizim çocuğu olur. Bak nasıl seçilmiş. Bak nasıl seçilmiş bak. En seksi. Pazarlama ajansı bak. Google arabaları. Rasim dur. Rasim dur. Rasim dur. Ahmet Hoca okuyacak. Hocam buyurun. Hocam okuyun. Hocam okuyun lütfen. Değerli Hasurun. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Aramızda bir arkadaşımız. O tiplere göre çok seksisin. 40-50 yıldır dostumuz. Valla. Böylesine bir skalada en tepede oturması bizi bahtiyar etti. Şimdi sizlere en seksi ikel erkek nasıl seçildi onu arz edeceğim. Çok ayıp ya hocam. Pazarlama ajansı ya Reboot'un yaptığı. Ayıp aileler bizi seyrediyor insanlar. Tamam da. Seksi olmak kötü ya bir şey. Ya Sinan abi lütfen sözünü kesme. Keşke ben seçilsem ya. Hocam okur musun? Pazarlama ajansı. Seksi erkek yani güzel seksi abi insanlar. Evet hocam okur musunuz? Aynen. Ben ayrıca... Birincilik senin. Okudu herkes ya tamam. Hocam okur musun? Allah aşkına. Maymunum muyum? Hocam, hocam yalvarıyorum. Hocam yalvarıyorum. Hocam. Hocam yalvarıyorum. Oku oku. Hocam beni seviyorsan yalvarıyorum. Beni seviyorsan. Okursam şerefsizim. Beraber okuyalım. Beraber okuyalım. Okumaz. Beraber okuyalım. Yalvarıyorum. Hadi hocam, hocam okur musun? Yalvarıyorum. Beni seviyorsan. Ya hayat bir gündür o da bu gündür. Hadi bakalım. Oku. Oku. Okumayacağım. Pazarlama ajansı Reboot'un yaptığı Google aramalarına dayanan çalışmada kel ünlülerin isimlerinin aranma sıklığıyla birlikte net servetleri, boyları, ses, servet mi? Çekicilikleri, kellerinin parlaklığı ve altın oranları. Kellerinin parlaklığı. Bak hayır, altın oranları. Sinan abi kelini göster. Parlak, bak. Rasim. Sinan abi. Temiz sinek kondu. Temiz sinek kondu baba durmadı. Evet, düştü sinek. Rasim son cümle. Altın, bir şey yok bak, burada. Altın oranları şey. İncelenerek. Bunu verdim. Bak tamam altın yavaş. Oran bak. Bağırma. Oğlum kanalı kapatacağım. Azgın oran demedim. Altın oran dedim. Altın oran, oran ne ya? Azgın oran değil altın oran altın dedim. Altın oran dedin. Altın, altın oranları altın incelenerek. Altın oran yani ki gomis gibi olmak. Hayır bir dakika. Beyaz bak. Olup gomis gibi olanlara. Beyler bir dakika erkekteki altın oran çok farklı bir şey. O ne? Tamam yeter evet. Hadi yeter öf yeter öf. Sevgili seyirciler. Ama Sinan hakikaten öbür adamları gösterdi. Sinan ya. Anne ben hep yarın senin yanında kendisinin eğer izni varsa bazı hediyeler takdim etmek istiyorum. Yarın pazartesi izleyin Deli Futbolu Sinan Engin'e özel hediyelerim var. Yarın mı? Yarın. Çağdaş Güler diyor ki o oylamaya ben oy verdim diyor. Şimdi, Çağdaş Güler. Şimdi merak eden şeyden o neydi bir adam Dallas'ı. Hüydalıs. Niye nasıl buraya geldiniz? Durup dururken ortalığı karıştırıyorsun. Abi sen yani. Dedin ya kafama sinek kondu ne yapıyor falan abi diye. Abi sinek de yani. Ne çabuk hazırladın. Ne alakası var onun ya. Ama o da bir ölçüymüş. Sinan abi erkek. Çekiciliğin parlak aklımızı karıştırıyor bir anda böyle. O kadar çok yakışıklısınız ki Sinan abi. Abi bir adam baba olursa. Hayır Rasim Sinan abi çekiciliğin aklımızı karıştırdı bir anda diyorum böyle. Bir anda 59 yaşında baba olmak ya. 59. Ne zaman oldu ya bu oldu. Göster o çocuğu büyüdü. Yok tamam hadi. Hadi sevgili seyirciler. Sinan İlton. Bizi bu hale siz getirdiniz. Onu söyleyeyim. Nasıl? Ne Türk futbolunu bu hale siz getirdiniz. Biz futbol konuşalım derken neye, bir siz biz bir buçuk saattir ne konuşuyoruz? Ne konuşuyoruz? Biz bir buçuk saattir ne güzelliklerini konuşuyoruz. Vallahi bak şu ana kadar konuşulan en konu en güzel konu WhatsApp'tan ya, yağıyor şu anda. Ya gülelim tabii zaten ya. Ağlanacak halimize. Gülmemiz lazım yani. Ağlanacak bir haldeyiz. 60 yaşına rezil geldim. Bir haldeyiz. Ben 60 yaşını geçtim hala Türk hakemi konuşuyorum ya. Gençliğimde bunları konuşuyorum. Fakat bir şey söyleyeyim mi? İlk defa megalomanca konuşuyorum. Konuşuyorum. Ki ben ya. Kendimi övmeyi hiç sevmem. Mütevazı bir adam. Evet. Lan oğlum hakemler. Biz de hata yapardık ama. Bu ne dizine sahada. Tabii. Şeydik abi. Evet. Ha hoydu. Dayıydı. Size, dayı. Size yüklendikçe hatayı daha da fazlasını üzerine yapardınız. Ya evet. Siz ayağa düştürdünüz. Vallahi ayağa düştürdünüz. Üzülüyorum çocuklar. Ya. Çok kötü. Çok. Bak mesela devre bitiyor ya 48. dakika. Arda bak zeki adamsın. O görüntüyü getirin. Bak zeki. Bunları size İbanoğlu, Mibanoğlu, büyük ekşi öğretemez. Çünkü yaşamadılar. 7 numara. Bu iş Denizli amatör kümesinde şöyle çırçırlarda, mırçırlarda maç yönetmeye benzer. Bak, dakika 48. 3 dakika koymuşsun. Bu Kur'an-ı Kerim'in ayeti değil. Ya o tacı attırma. Adam o ikili. Bak, ya o tacı attırma. Kimse gök çıkmaz. Attırma o tacı ya.
47-55'te bitir. Yani 2 dakika 55'te bitir. Odam. Ya da attırdın tacı. Ferdi döndü gidiyor. Bitirir mi? Bak bir detay değil mi? Kaan Ünen haklısın. 3 dakika. Herhalde. Basketbol maçı bu ya. 3 dakika. Elden çıktım. Yok böyle bir şey futbolda. Ya hocam. Çok uyanıksın ya. Hocam. Bak ne oldu? İlk devrenin sonunda hır başladı. Ufak ufak. Değil mi? Hocam abi. Bak sorun ne biliyor musun? Ha. Şimdi ben ona kendimi Ferdi'nin yerine koyuyorum. Şimdi Ferdi. Ondan sonra da Ferdi topa vurdu. Atamadı. Ya atamadı değil. Kart gösteremedi. Ferdi. Öyle çok itirazcı bir çocuk değil. Değil mi? Çocuğu değil. Ferdi efendi. Şimdi hocam bak niye deliriyor biliyor musun? Şimdi o tacı attırma falan diyorsun ya. Hadi attırdın geldi. Ferdi Kadıoğlu topu kontrol ettiğinde bitir. Ferdi iki kere, üç kere karagümrüklü oyuncularla mücadeleye giriyor, dönüyor, alıyor. Adam güç, enerji harcamış. Aralarından çıkıyor. Dıvıp diye bitiriyorsun. Affedersin adamın tür arasına küfür etsen daha iyi. Çünkü orada enerji, kuvvet harcıyor adam. Boğuşuyor. Karagümrüklü oyuncularla boğuşuyor. Ve o boğuşmadan çıkar çıkmaz bitiriyorsun. Bu adama Ferdi Kadıoğlu'na küfür etmekten daha ağır bir şeydir. Tabii. Çünkü orada enerji harcanır. Ben bilirim oyuncu ne hissettiğini. Şu stratejiyi geliştirmek yani bunu, hakem olmaya gerek yok. Bunu zeki gibi ya. Evet zeki olacaksın ya. 8 numara. Adamı niye o mücadeleye sokuyorsun o zaman? Bravo. Ayağına geldiği an taç atıldı. Ferdi'ye geldiği an bitir maçı. Adamı mücadeleye sokuyorsun. 10 saniye dönüyor. Evet. Ona kalça koyuyor. Tabii. Buna ben o oradan vuruyor. Çıkıyor. Tam onların arasından çıkacak. Pozisyon yaratacak. Düt düt bitiriyor. Alay eder gibi. Bak bu ne demek? Sonra niye? Bir dakika bir önceki görüntüyü getirin. Abdülkerim abinin tam söyleyeceği cümleyle ilgili. Bir önceki Ferdi Kadıoğlu'nun. Sonra Ferdi niye kızdı? Ferdi niye? Onu diyorum değil. Onu anlatıyor yani. Niye kızdığını bu anlatıyorum. Değil. Ben şimdi öbürü. Ben orada enerji harcıyorum. Güç harcıyorum. Adrenalin tepeme vurmuş. Ve 1-0 mağlup takım dup diye düdük çalıyorsun. Yani beni bana orada dünyanın en ağır küfürünü etsen bir futbolcuya... Bundan daha ağır gelmez biliyor musun? Bir şey söyleyeyim mi? Çok enteresan. Bazen hiç futbolcu ruhunu bilmiyorlar. Bazen de gidere gider yapacaksın. Hocam madem onu yaptın Ferdi topu dikti ya bam diye. Dön kartı göster. O zaman işte niye biliyor musun? Anlayacağım ben seni. O zaman şunu istiyorsun. Arkasını yani döndü. O zaman da tribünden 3 kişi aşağı. Hocam bir dakika o zaman onu yapma. Hocam onu yapma. Fenerbahçe'nin stadı. Çok uyanık. Olur hocam ondan sonra. Çok uyanık çocuk. Çok uyanık çocuk. Kaleci hemen arkası hakem arkasını döndü. O kutu pense, elma mı yense arkadaşa bak hem arkasını dövsedir o. Geçir orada çünkü niye biliyor musun? Kartı gösteremez. Çünkü niye gösteremez? O zaman orada bitirmeyeceksin. Çünkü bitirmeyeceksin. Önce bitir ya. Sonra arka ya kardeşim oynat 15 saniyede 20 saniyede oynat ya. Bir atak oraya bir atak oraya yapsın oynat. Ya arkadaşlar bunları ayarlayın ya. Ya yazık ya. Türk futbolu hiç bu kadar bakın. Var varken... Daha kötüye gitti. Evet ya. Abi futbol. Bak, var yokken. Hakem daha iyi. Böyle değil mi ya? Ama yapay zeka diye bir şey varmış. Ya vay yapay zekanızı sizin yapay... ben. Yani abicim ya. Yapay zeka yapay hakem olsa da kurtulsak. Ya Sinan her şeye tıklık yapıyorsun sonra niye ben abi, seksi? Abi ağzından çıkacak bir kelime. Yani, tamam da ondan sonra yani... niye ben seksiyi seçiliyorum diyorsun. Abi sen dur hapa ya. Abi her lafın seksiyi çıkıyor. Ya sen de aklı başın adamsın. Bunlar alet uyuluyorsun ya. Ama Sinancım her lafında olan ben seksiyi. Abicim yani aklı yani bir şey söyleyeceğim. Seksi laflar söylüyorum. Doğru buldu hapa abi. Hayır ya bu kadar yani bu kadar basit hataları bu kadar basit bu kadar yani. Cehalete ben kızıyorum ya. Abi. Yapmayın arkadaşlar. Artık şanzıman dağılmış. Ben ya biliyorum. Her düğmeye basıyor şu an. Yani abi ben biraz futbol oynamadıkları için. Mustafa selamlar. Mustafa Gülaç. Ya 4 tane 5 tane hakemle maç yönetiyorlar. Ya bir maçı yönetemiyorlar ya. Ya eski futbolcular arkadaşlar, hakem olmalı. Diyecekler ki bakın. Genelde. Bak böyle yapacaklar. Her hafta diyecekler ki Her hafta diyecekler ki. Her hafta bir var kayıt açıklayacağız diyecekler. Her hafta. Bir an gönderiye vurursa. Tabii ya. Mesela bakın. Kura çekeceğiz. Bak, aynen söylüyorum. Kura çekeceğiz. Hangi maça denk gelirse. Abi bak bir alengilli oyun dönmüyorsa konuşmaların duyulmasında ne sakınca var? Şimdi der ki adam evet burada bir itme görüyoruz hocam bazı yeterli değil. Bazı ülkeler açıklıyor. Bazı ülkeler açıklıyor. Tabii ne var hocam? Hocam hayır. Ne var? Bak ne yapacaksın? Söylemeyeceksin. Ne var? Kaç tane maç var oynanan? 9 tane mi 10 tane mi ne ligde her hafta? Diyeceksin kardeşim. Ne var? Kura çekilecek. Her maçı her hafta bir tane... Adam diyecek ulan açıkta acaba kurada ben mi çıkarım? Aman dikkatli konuşayım. Ama Sinan yani, diyelim ki o kurada çıkan adamın maçında da hiçbir varlık hata olmadı. Fark etmez ama. Ne dinleyeceğiz biz? Ona göre tedirgin olur. Skandal ama. Şimdi ben mesela bugün. Skandal bir hata olan bir maçın film değil mi konuşmalarını yani dinlemek lazım. Bugün bir tane film ismini vermeyeyim filmin. Bir tane Afrika eski futbolcu. Tamam mı? Adam süratten şeye giriyor. Afrika tabii kan çekmiş. Aşırı süratten araba. Ne dedi anlamadım. Afrika kan çekmiş diyor. Adebayor bu. Şimdi diyor ki hakim. Hakim çocuğa hemen nezarete atıyorlar. Hakim diyor ki tamam diyor. Seni diyor tahliye ediyorum.
Ama 9 ay boyunca diyor, ummadığın anda seni çağıracağım diyor. Uyuşturucu kullanmayın ve alkol, aynen uzak durun. Bunun tespitini yapacağım. Ummadığın anda seni çağıracağım diyor. Ummadığın anda yani bir bakmışsın önümüzdeki hafta çağıracağım falan. Ona göre dikkat et diyor yani diyor, içmeyeceksin diyor. Bir fıkra anlatır mısınız? Diyor. Aynen. Bu da böyle abi. Bu fıkra değil mi? Ona göre dikkat et. Bu fıkra değil ya. Dur ben film anlatıyorum. Film ben. Bu da örnek veriyorum. Afrikalı futbolcuların biyografi belgesellerine özel bilgi var. Netflix'e izliyor ya. Afrikalı futbolcuların bütün belgesellerini ben Sinan abimden öğrenirim. Mesela Anelka, ben izlememiştim. Dedi ki Anelka'yı izle Rasim dedi. O da nerede dedi, dedim ya? Dedi ben de izledim. Bir şeyde Netflix'te. Apo Fenerbahçe ya. Apo söylemiştir onu. Var. Ben izlemedim. Ben söyledim ya. Afrikalı oyunculara... Onun istisas alanı tamam da sen ben... Sen nasıl kara gümrüklülere ilgin var? O da Afrikalı futbolcular. Sen kara gümrüklülere ilgin var. Kara gümrükler. Şimdi bütün hepsini biliyor. Tamam. Sen beyazlarla ilgili. Bizimki diyor beyaz gibi diyor. Kuzeyliler gibi diyor. Ya oğlum sen ne terbiyesiz adamsın be sus ya. Allah seni kahretmesin Ertem ya. Sen de gülüyorsun ya buna. Oğlum Serkan mı? Ya Serkan bunun sesini kıs ya. Bizim bir beyazlar gibi diyor. Serkan. Hocam dur ya. Hocam hop hop dur. Vallahi sıkıldım. Bir şey söyleyeceğim. Sevgili seyirciler. Bunalıma geldim. Afrikalı Sinan. Sinan abi bir fıkra anlatacak. Evet, anlatmıyorum. Bunu dost ama ne olur hayır. Söz vermiştin. Beni söz seviyorsan verdi. Hatırım için. Ya seni hep devamlı seviyorum tamam mı? Tamam yok. Ne olur. Seviyorum. Ne olur. Sinan abicim hatırım için. Aynen bugün değil. Sonra. No, yarın o zaman. Yarın akşam. Yarın akşam. Tamam. Yarın akşam. Peki hocam son konuya geliyorum. Evet. Programın başında söylemiştik. Galatasaray yönetimi yarın saat 13'te olağanüstü toplanıyor. O tweet'i bir getirebilir misiniz benim attığım tweet'i? Özel haberdi bu. Sonrasında tabii Türkiye'ye duyurduk. Herkes verdi. Tabii ki verecekler. Zaten Galatasaray yönetimi bunu duyuracaktı. Medyaya, basına kapalı. Medyadaki kalemşörler bir. Sayın Ali Koç'un MHK ve TTT. Spor gazetecilerine değil. Özellikle Sözcü TV, Halk TV, KRT gibi kanallarda bir Galatasaray aleyhine bir anda başlamış bir kampanya var. Heh. Ondan ötürü. Onu bilmiyorum ben. Medyada yaşananlar dedim zaten. Bir. Galatasaray yönetimi yarın saat 13.00'da olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantının ana maddeleri Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçında yaşananlar, Ali Koç'un hakemler ve MHK hakkındaki açıklamalar ama bunu ben yumuşatarak yazdım. Verilmeyen penaltı, Karagümrük'ün verilmeyen penaltısı işte zaten Sayın Süleyman Urma onun için dedi. Galatasaray bizim üstümüzden prim yapmaya çalışıyor abi dedi. Verilmeyen penaltı ve medyada yaşananlar. Erdemciğim şimdi Süleyman Urma zaten ekonomik sıkıntılar içinde o kulübü götürmeye çalışıyor. Evet. Şimdi Süleyman Urma bugün maçtan sonra diyorlar ki bakıyorum niye konuşmadı niye diye. İşte açıklamasına. Abi konuşsa en kötü 500 bin lira ceza yer. Zaten 1 milyon diyor. 1 milyon. 1 milyon dedi. 1 milyon diyor. 5 bin konuşsa. Abi yani konuşamıyorsun ki. Hakkını arayacağın hiç merci yok. Bak inan diyorum sana ya. Hakikaten bu futbola bir el atılması lazım. Evet. Kim atacak? Spor Bakanı mı atacak? Kim atacak? Bir el atmaları lazım ya. Ya inanılmaz işler oluyor ya. Vallahi billahi diyorum ben size ya. Yok doğru, abi. Doğru, doğru. Tek taraflı bir yani şey var ya. Ne bu? Ne o? Şey. Tek bir döngü var böyle yani tek tarafta. Tek döngüden ziyade haksız bir rekabet var. Sen istediğin kadar konuş kardeşim diyor. Ben bildiğimi yaparım diyor. Evet. Ahmet hocam yarın biz bu saatlerde Galatasaray'ın saat 13'teki olağanüstü toplantısından sonra sizce sadece bunu mu konuşacağız? Bu konuyu mu konuşacağız? %90 bunu konuşacağız. Biraz da Avrupa maçlarını konuşacağız. Öyle evet görünüyor. Çünkü oo, yarın hocam, şu an Manchester. Her şeyi biliyorsun. Bütün maçları bildin biliyor musun ya? Kim? Sen? Cevapka genelde yanıldı ya. Beşiktaş maçlarının hepsini bildin. Abi Beşiktaş daha. Hangine yanıldı? Ertem orada yanılttı. Bir dakika yanılmadı ki. Galatasaray'da da yanılmadı. Yok Galatasaray Manchester'da fark atar dedi. Yanıldım ya. Kazanırdı yani. Beşiktaş'ın bu hale düşeceğini Avrupa'da bildim. Ama diğer. Ama bu hafta genelde herkes yanıldı. Ertem orada Beşiktaş'a inandığını söyledi. Kazanır dedi. Fener kazandı. Fener Avrupa'yı kaybetti. Aha ben Karagümrük zannettim diyorsun. Yok Avrupa'yı kaybetti abi geçen hafta. Evet. Evet. Çok kısa olarak. Ya, mesela Galatasaray Manchester maçı ne olacak? Çok merak ediyorum hocam. Yarın. Yarın merak ediyorum. Yarın değil. Çarşamba. Hayır yarın konuşacağız diyor. Hocanın fikrini çok merak ediyorum. Bir şey söyleyeyim mi? İlk defa kestiremiyorum. Ama içimden bir ses Manchester'ın Galatasaray'ı parçalayacağını söylüyor. Ya Allah korusun ya. Ertem yeter. Allah korusun. Yeter yeter Ertem ya artık. Bak, hep bugüne kadar durduk da şaka maka falan ya, tamam. Sinan abim Afrikalıdır tamam falan filan. Burada haklısın. Yeter kardeşim artık. Burada haklısın. Bunu hayır.
Özellikle özellikle yapan Ertem. Göster Ertem'i. Ben ne yaptım? Ben mi dedim hocaya parçalayacakları? Tam tersi, Galatasaray kazansın. Ne kadar giderse bizim için o kadar iyi. Fenerbahçe'de ya. Fenerbahçe'de Ludogorets'i inşallah takır takır yenecek. Norşelen deplasmanda. Allah benim belamı versin. Norşelen'de Danimarka takımını ve anlatan da Ertem. Abi niye bağırıyorsun? Çocuklar uyuyor. Yapma Rasim ya. Amerika Şener. Ya Rasim, keşke çocuklar olsa uyuyor. Bağırma ya. Keşke. Ertem Şener. Ertem Amerika Şener. Keşke olsa diyor. Fransız bir hakem Ertem gelecek. Rahat olun. Aa, hakemi satın aldık diyor. Sevgili. Ama programımızın gerektiği gibi bizim canım abimiz Hüseyin Yılmaz'ımız, Hüseyin Yılmaz abimiz Makas Hüseyin. Bu sıralar biraz rahatsız. Dualarınızı bekliyoruz Hüseyin abimiz için. Dualarınızı bekliyoruz. Bir tedavi süreci geçiriyor. Kıymetlimiz, yani spor servisimizin abisi, en büyüğü bizim için. Beyaz Futbol'dan Hüseyin Yılmaz abimize dualarınızı bekliyoruz. Biz onu çok seviyoruz. Bir an evvel aramıza dönmesini istiyoruz. Onun için dualarınızı bekliyoruz. Yani bazen bir cümle çok şeydir. Dualarınızı bekliyoruz. Çok çok kıymetli bizler için. Sevgili seyirciler, yarın akşam saatler 23.30'u gösterdiğinde Derin Futbol'da sizlerle beraber olacağız. Galatasaray saat 13'te olağanüstü toplanıyor. Akşam biz bu toplantının takipçisi olacağız. Yine özel haberlerimizle karşınızda olacağız. Çok 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 önemli bizler açısından. Tabii ki bu hafta oynanacak olan karşılaşmalar var. Galatasaray'ımız Manchester United'la, Beşiktaş'ımız Kulüp Brugge'de ve Fenerbahçe'miz Danimarka'da Norsjælland'le karşı karşıya gidecek. Fenerbahçe'mizin grup liderliği açısından son derece önemli. Fenerbahçe Avrupa'nın prensi, sevgili usta, büyük usta İlker abimin dediği gibi İlker Yasin. Fenerbahçe Avrupa'nın prensi ve Fenerbahçe krallığa doğru koşacak inşallah. Mutlaka Fenerbahçe'nin kazanmasını da bekliyoruz, istiyoruz. Üçünün de kazanmasını istiyoruz. Evet, sizleri çok çok seviyoruz. Lütfen kendinize İyi bakınız, her şey gönlünüzce olsun derken bir de Görkem Demir kardeşim var benim. Görkem benim için çok kıymetli, çok çok özel bir arkadaşım. Görkem'e de buradan çok selamlar. Hepinize yeni hafta sağlık, başarı, mutluluk getirsin. Hoşçakalınız.